arada 16 yaşındaki kızımızla ilgili de bir telefonumuz var. Halil Bey bizi İskenderun'dan arıyor. Nereden arıyor? İskenderun'dan arıyor değil mi? Halil Bey günaydın efendim. Günaydın ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ablacığım. Siz bu sabah 7'de Yağmur'u gördüğünüzü söylemişsiniz. Nerede efendim? Aynen ablacığım. Ben İskenderun'da okuyorum da bu sabah saat 6.30-7 civarı kendisini gördüm İskenderun notalarında. Evet. Ee, bir tane abi geldi işte motora bindi kendisi gitti. Öyle diyeyim ben. Beyefendi çok emin Halil Bey. Aynen. Ee, diyor ki ben çok eminim onu gördüğüme sabah 7'de otogarda gördüm. Aynen ee, otobüsten indi kendisi. Evet İstanbul otobüsünden mi indi? İnanın ona bakmadım ablacığım ya. Anladım. Bizim zaten bir mikrofon tutar mısınız? Zaten? Bizim memleketimiz zaten Hatay. İskenderun'da Aa! inmiş olabilir. <laughs> evet. Ee, ya da yani orada tanıdığı kim var ki? Ee, Motosikletli birisi gelmiş almış. Kuzeni kuzeni almış olabilir. Ee, eee? Kuzeni bilmiyor mu kayıp olduğunu? E, biz kimseye daha söylemedik. Yani o da şehir dışında olduğu için onların bilgisi yok. Ha. E o zaman gel hadi ara bakalım hemen sen. Belki de onlara söylemedi. Evden kaçtım ettim falan diye. Gel arayalım onları biz dışarı. Halil Beyciğim size çok teşekkür ediyorum. Ederim, Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Eee? Gel şimdi o zaman sen bir ara bakalım oradaki akrabalarını. Yani ben böyle çok bağlamam aslında hani orada gördüm ama beyefendi ki ben çok eminim dediği için bağladık. Bak ben sizin bilmiyordum hataylı olduğunuzu. Orada olması mantıklı. Şöyle, çünkü benim yeğenim İstanbul'da olduğunu ben biliyordum. Annem geçen gün beni aradı dedi ki Can dedi buraya gelmiş İskenderun'da dedi. Hmm. Demek ki orada. Bakalım Can olabilir. Canın motosikleti var mı? Yok da yani o bir yerde çalışıyormuş orada. Hadi bulalım o zaman. Hadi bir ara tattım ya. İnşallah evet. onların yanındadır. Hadi canım benim. Tekrar Halil Bey'e teşekkür Fakat ediyorum. Fakat bugün iki tane vaka. İkisi de mutlu sonla Hemen hemen bitti. Ve rekor söyle bitti. Ne kadar önemli bir şey bu. Sağ olsun evet. hocam. İzleyicilerimizin sayesinde onlar evet. takip ediyorlar. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Yani bakım evinde, sosyal hizmetlerde ya da Hastane ve e, yatan kişiler için hastane personeli de kendisini ifade edemeyen birisi olduğunda tabii hem tedavisini göreyim hem bakımını sağlayayım hem de bir an evvel ailesine ulaştırayım diye çabalıyor. Onların desteği, onların ilgisi seyretmeleri de bu kadar kolay bir şekilde bulmamıza vesile oluyor. Allah Vallahi bin kere razı olsun. Şey düşünüyorum ben, bu, bu programın varlığından yani. önce... Acaba insanlarımız ne yapıyordu? Günlerce, aylarca arıyorlardı maalesef, yani. Maalesef. Ne büyük ızdırap. Maalesef. Evet. Hocam bana bunu daha evvel söylemiştim. Antalya'ya gittiğimde Antalya'da e, kendisi emekli bir e, ask, emekli albaymış sanırım. Bir otelinde güvenlik müdürüydü. Evet. E, adını unuttum özür diliyorum. O zaman demiştik ki beni kapıda karşıladı. Biz de gece gitmişiz nedense gece. 2 mi üç mü? E, ben özellikle de sizi karşılamak istedim. Hani niye zahmet ettiniz falan? Yok dedi. Çünkü dedi. E, hiç unutmuyorum onu. Siz dedi e, polis imdat gibisiniz dedi. hani nasıl bir şey olduğunda bize hemen ararız dedi evet. polisi. Evet. Gerçekten kayıplar içinde de o yüzden çok mutluyum diye yani anlatmıştı. Çok dedi. çok o sözünden çok mutlu olmuştum. Allah yani, kimseye kayıp acısı vermesin. Evet. Tekrar, Ama tekrar mutlu kayıp mutlu olun. çok kötü bir şey. Tekrar tekrar mutlu olun. Medya gücüyle birlikte bu programı yapabildik sayesinde. Ben aracıyım sadece. Ama siz duyuruyorsunuz Sağ Elbette. Bu diyoruz, konuşuyoruz, yüzde seksenin normal insanlardan oluşuyor. Hepsinin duygusu normal, tabii, tabii, fikri tabii. normal, vicdanı normal insan. Onlar hep yardım ediyorlar. Ama onlar nasıl haber alacaklardı sizin programınız olmasa? Nereden bileceğiz işte mesela isken, şeydeki, Silivri'deki beyefendi almış de. bakıyor, giydirmiş, bakmış etmiş ama kim olduğunu bulamıyor, adını i̇ki söylemiyor. İki tarafını da Müge Hanım, şimdi düşünebiliyor işte musunuz? yani güvenlik biriminde şu andaki sağlık ocağında olan hanımefendi veya beyefendi kimse kendini ifade edemeyince onlara yetkililere kalkıp evini, adresini, telefonunu veremiyor. Onlar oradan sahiplerini arıyorlar. Sahipleri buradan annelerini, babalarını arıyorlar. Çok yani bu biliyorum. iki kişiyi bir araya getirmek için gerçekten bizim bu programın inkar edilmez bir Allah özelliği var yani olsun. bu. Aslında size şöyle söyleyeyim. Benim bir de bu programda en çok beni mutlu eden ne? Ee, hani diyorsunuz ya iyi insanlar. İyi insanların gerçekten hiç tanımadıkları, belki hayatları boyunca tanımayacakları hiçbir karşılık Varsın. beklemeden nasıl birbirlerine yardım ettiklerini de burada görmüş oluyoruz. Bilmiyorum benim için de çok büyük bir e, mutluluk veriyor. Mesela işte hanımefendiler mesela evi mutlu olmuş oluyor. Hepimiz çok mutlu oluyoruz. Yani ama şimdi Maydan, buyurun hocam. Yaşamak keyfi veriyor. Evet. Yani Yine iyi güzel ki bu ülkede yaşıyorum. Değil. Yaşamak keyfi veriyor. Her türlü sıkıntısına rağmen yüzde %80'i sağlıklı bir topla yaşamak insana keyif veriyor ve güvenli hissediyor. Bu kadar hissediyor. yardımsever, birbirine mutlaka, yardım eden, birbirinin acısıyla üzülen. Mutlaka. E, gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle izlediğiniz için. izlemeseniz biz bu kadar kolay bulamazdık ve zaten. Allah razı olsun. Vatandaşın da dikkatini çekiyor bizim bu program burada izlediği zaman sokağa çıkınca acaba o programda gördüğüm kişi mi diye gördüğü yaşlı hanıma veya beye daha dikkatle bakıyor ve Aa, evet benziyor diye de telefon açıyor. Bu çok güzel bir iş bölümü.